Aynen devam ediyor. Mesela en son MÜSİAD'ın açıklamaları var. Daha doğrusu MÜSİAD'a dair e, e, bilgiler var. Efe'cim en son e, e, da gönderdiğim bilgilerde bunlar. MÜSİAD da bu da olur. <laughs> Bunu da hatırlayalım. Tabii Berat Bey oradaydı biliyorsunuz. Baş aktörüydü. E, eşi ile birlikte bir video çekmişler ve bütün mitinge İstanbul halkını davet etmişlerdi. İsrail'le normalleşmeyi başlatmamış gibi üç kuruşa mavi marmara davasını kapatmamış gibi, İbrahim anlaşmalarının mimarıyla kanka değilmiş gibi hepimiz biliyoruz ki bugün hazinemiz eksi rezervde olmasa Gazze meselesinde bambaşka bir Türkiye görecektik. Allah sana adaletiyle muamele etsin. Mesela bu da bir sosyal medya paylaşımı. Bir vatandaşımız böyle bir eleştiride bulunmuş. Görüyorsunuz hakaret etmeden de e, durumla ilgili duygu ve düşünceler ifade edilebiliyor. Ki haklıdır. Aynen de böyle oldu ve bugün bakalım bugün. Gerçi ben bunu İsrail-Hamas çatışması başladığı birinci günden itibaren anlatıyorum. Yani ey İsrail, bu rezil katliamı durdur. Bir gün, ey Türkiye, insanlara vatandaşlarına hikaye anlatma, yalan söyleme. Ya İsrail'e çeliği satan kim? Dün de söyledim Türkiye. Kıyafet gönderen kim? Türkiye. Domatesi gönderen kim İsrail ordusuna? Türkiye. Bugün anlıyoruz ki İsrail'den çöp alıyoruz. Çöp. Onu da ben haber yapmıştım. Ee, onu da anlatayım, hatırlatayım size. Biliyorsunuz Adana'ya gitmiştim ve bütün Avrupa ülkeleri ve dünyadaki çeşitli ülkelerle imzaladığımız atık çöp anlaşmasını anlatmıştım. Adana'da kimsenin girmediği çöp ayrıştırma tesislerinin içine girmiştim. Bu çöpler İngiltere'den nasıl geliyor? İtalya'dan nasıl geliyor? Mersin limanından bu çöpler indirilip arkasından nasıl ayrışmaya Adana'ya gönderiliyor? Kayıt dışı ekonomi bu çöp ayrıştırma işi üzerinden nasıl orada şekilleniyor? Sığınmacılar bu işlerde nasıl çalıştırılıyor? Bütün görüntüleriyle Adana çöp dosyası haberimizde, videomuzda, kanalımızda bulabilirsiniz. Meğer o çöplerin arasında İsrail çöpü de varmış arkadaşlar. Buyurun haberi okuyalım. Biz İsrail'in çöpünü bile ithal ediyormuşuz. Avrupa ve İngiltere'den sonra Türkiye'nin İsrail'den plastik çöp ithalatı yaptığı belirlendi. Çevreyi zehirleyen çöpler Seyhan'da bulunmuştu. Yapılan araştırmalar çöpün müsiyat MÜSİAD, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği, Genel İstişare Kurulu üyesi Bilal Nadir Gök'ün şirketi tarafından ithal edildiğini tespit etti. Gök, Gazze'deki katliamlara en yüksek düzeyde tepki gösterildiği süreçte yapılan ithalatı kabul etti. İsrail'in çevreyi kirleten ülkeler arasında bulunmamasının nedeni ise çöpünü Türkiye'ye göndermesi olduğu belirtildi. Ne güzel değil mi? Devamı da var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Iki, 2022 EuroSat verilerine göre Avrupa Birliği'nin en büyük plastik atık ithalatçısı bilin bakalım hangi ülke bildiniz Türkiye. Avrupa Birliği üyesi bir ülkelerden çöp arkadaşlar ih, ihraç ediyoruz. Yüzde 29'u Türkiye'ye geliyor bu çöplerin. Sonra ne oluyor peki? Sonra ne oluyor? Efe, mümkün mü acaba bizim playlistimizden Adana çöp dosyasını bulmak ve içinden biraz ileri sararak o görüntüleri göstermek? Kısacası... Kısacası ne Suudlara kafa tutabiliyoruz öyle bir ekonomideyiz ki ne Suudlara kardeşim sen bizim kurucu liderimizi hakaret edemezsin senin öyle bir hakkın yok biz şimdi buradan gidiyoruz hadi canım sen kendi futbolunu kendin oyna diyemiyoruz. Ne oldu Süper Kupa finali? Ne oldu Süper Kupa finali? Kaç gün geçti? Döndüler. Evet, ne oldu? Ne oldu? Ne zaman oynanacak bu Fenerbahçe Galatasaray final maçı? Süper Kupa finali oynanmayacak mı Türkiye'de? Bitti mi bu? Ne oldu? Rafa kalktı. Kimse tek kelime konuşabiliyor mu? Soru sorabiliyor mu? Nerede kulüp başkanları? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi nerede? Nerede? Ne oldu? Nerede? Niye tek kelime bir şey söyleyemiyor? Niye? Bugün Sayın Cumhurbaşkanı e, çıktı. E, dedi ki bu bir sabotajdır dedi. Neyi sabote ediyor Türkiye? Yani diyelim ki sabotaj yapılıyor. Anladık neyi sabote ettiğini. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümleleri. Suudi Arabistan'la ticaret ilişkimizi sabote etmek için kurgulanmış. Bu kumpas. Bu bir kumpas ama kumpasın baş aktörü Sayın Cumhurbaşkanı tarafından neredeyse desteklenen ve neredeyse tırnak içinde deyim yerindeyse atanan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi. Bu kimi kime kumpası anlaşılamıyor tabii. Bu kumpası kuran kim? Ali Koç mu? Dursun Özbek mi? Kim? Icardi mi? Kim? İrfan Kahveci mi? Norman der mi? Kim yani? Ne? Niye? Aynen de böyle demiş. Çok açık bir sabotaj girişimi devamı da var. Cümlesinin Suudi Arabistan'la ticaretimizi ticaret ortaklığını bozmaya çalışıyorlar. Önce oturup şunu düşünmesi gerekmez mi Türkiye'yi yöneten bir iktidar? Ya biz Cumhuriyet'in 20. pardon 100. yılında 2023 tarihinde ve kendi iktidarımızın da 22. yılında niye Suudlardan para isteyecek noktadayız ya? İnsan önce bunu bir iktidar olarak bunu bunun sorumluluğunu hissetmez mi? E aynı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon baş belamızı dedi. Öyle de kim yaptı kim? Gazze mitingine çağrı videosu çeken Sayın Berat Albayrak yapmadı mı? Hani ne oldu Nasr? Hani Kur'an'ın kelamıydı tartışmaya açık değildi sana bana ne oluyordu nasıl geldik biz bugüne? yani öyle enteresan ki tabii ondan sonra dönüyoruz vay hilafet işte kadın öyle demiş vay Atatürk anıt kabirde şeriat istemişler ne kadar güzel dünya Kur gündem'i e, ikiye ayır toplumu hatta üçe dörde kutuplaştır. O ona varsın, o ona varsın. Herkes kendi kanalını izlesin. Halk TV izleyenin AK Parti'den haberi yok. A Haber izleyenin Halk TV'den haberi yok. Şahane bir seçim. Doğru? Hayatının sonuna kadar seçim kazanır AK Parti bu denklemin içerisinde. Buyurun Efe videoyu buldu. Bakın bu bizim kanalımızda yayınlanan. E, bu kimin çöpü? Adana'da. Bakalım. bakalım. Aynen. Bu Tesco'dan bir alışveriş çantası. Bu bölge böyle dağlarla çöp doluydu. Ve bakın hemen yakınında arka tarafta yemyeşil yeşil Adana toprakları, tarım arazileri var. <laughs> Ve tabii ki tarımsal üretici de bu kirlilikten payını alıyordu. Peki bugün hangi noktadayız? Bugün denetlemeler hızlanmış olsa bile hala şu soru gündemde. Türkiye Burada anlatıyorum biraz ileri sarar mısın bu videoyu üzerinden ben saramadım ha getir 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 bak ileri bir tık getir getir bu çöp geliyor sonra ne oluyor onu görsün istiyorum insanlar bütün Adana bu vaziyette. Sonra bakın bu geri dönüşüme ha işte buralara geliyor bunların bir bölümü kayıt içi, bir bölüm kayıt dışı ee, biraz ileri sarar mısın görelim nasıl ileri ileri evet ileri ha. Şunları görelim. Bakın buralarda bu çöp merkezlerinde ayrıştırılıyor. Biraz daha ileri saralım. Nasıl e, nasıl şeyi görelim? Plastik üretildiğini görelim bu çöplerden. Evet, bunu görelim. Tam burası işte. Bakın burada burada işte bu plastik, küçük plastiğin ham maddesi. Ham maddesi çıkartılıyor, üretiliyor ve biz düşünebiliyor musunuz? İngiltere'nin, İtalya'nın, İspanya'nın çöplerinin yanı sıra İsrail'in de çöpünü e, ithal ediyormuşuz, satın alıyormuşuz. Yani çöpüne para verdiğimiz ülkeye Filistin mitingi yapıyoruz yersen. Türkçesi bu.